Yapacak. Geçer mi bugün de? Daha da kötü olur. Kötü mü olur? Daha kötü olur. Benim şimşeği getirdiler büyük bir umutla. Kimi getirirlerse getirsinler değişen bir şey olmaz. Önemli olan baştaki değişmez. Valla durum kötü. Çok kötü. Düzelmez. Düzelmez. Bu hükümetle düzelmez. Evet. Aynı hükümet 5 yıl daha devam ediyor. Ne bekliyor bizi? Valla Allah yardımcımız olsun. Bir fırsat geldi onu da değerlendirmediler. Bu halk düşünsün. Ekonomi kötü, kiralar pahalı, üzerine bir de deprem oldu. Aynı hükümet tekrar kazandı. Eğer bir ülkede %95 insanı cahil ise olacağı budur. Olacağı budur. Halk cahildir. Biliyor bak dolar kaça çıktı değil mi? Bu cumhurbaşkanı ile düzelmez. Düzelse de bırakmaz. Dediğim dedik, kestiğim kesik, astığım asık. Adam öyle diyor yani şimdi. Mehmet Şimşek özgürce çalışamaz ki. İyi bir ekonomisttir ama hiç sanmıyorum. Felaket. Bayağı kötü ama... Maddesinden zamlar. Evet, evet, evet. Bekliyorduk. Hani yeni bir şey yok. Yani kucağımızda açtık. Durum o şekilde. Yani işler acısı. Allah'tan ben Avrupa'ya, Amerika'ya iş yapıyorum ama yani durum çok kötü. Yani nereye kadar gider bilmiyorum ama bence düzelmeyecek tabii ki de yani. Hani nereye kadar bu şekilde gider bilmiyorum. Yani hani böyle farklı şeyler alacaklar. Sonuçta ekonomist de değilim. Yani bilim adamıyım. Ama baktığımızda tartmak gerekiyor. Bence yok. Yani drastik bir, çok böyle büyük bir şey yapılması lazım. Kimse de yapamayacak onu. Bilmiyorum nasıl olacak. Yine bizler çekeceğiz herhalde yani halk olarak. Onun dışında... Seçim öncesi ekonomi kötüydü, kiralar fazlaydı, deprem oldu üzerine bir de. Evet. Ama aynı hükümet tekrar kazandı. %52 ile. Neye bağlıydı? İnsanlar yani onu isterlerse o oluyor. Hani demokrasi var diyoruz. Oysa oy. Ya yani öyle. Amerika'da da Trump'ı seçmişlerdi. Sonra seçmediler. Başka biri de gelebiliyor. Yani Polonya'da da öyle şekilde. Bilmiyorum yani insanlar ne istiyorsa o demek ki bizim insanımız da bunu istiyor. Yani yapacak bir şey yok. Yok biraz zor. Biraz... Mehmet Şimşek'e getirdiler ekonominin başına. Mehmet Şimşek'e ilaç olamayacak. Benim ilaç biraz olamayacak gibi. Öyle görünüyor ama ne olur Allah bilir. 5 yıl ne bekliyor bize? Aynı hükümet devam ediyor. 5 yıl bize ne bekliyor biliyor musun? 5 yıl bize sıkıntı bekliyor. Sıkıntı bekliyor. Çekiyoruz zaten. Sıkıntı. Ben emekliyim işte aldım maaş. Belli işte düşük. 7,5. Ne yapar bunu? Kiramı vereceğim, geçineceğim mi, fatura mı ödeyeceğim? Allah inşallah iyi olur. Seçim sonrası dolar 23,5'a sabitlendi biliyorsun. Ne düşünüyor vatandaş? Vallahi beklemiyoruz. Biraz artacak diye bekliyoruz ama böyle olması güzel tabii. Mehmet Şimşek getirildi biliyorsunuz ekonominin başına. Düzeltir misin? Sanmıyorum. İnşallah düzeltirim. Temennimiz öyle ama. Ne bekliyor bizi 5 yıl? Aynı hükümet devam ediyor şu an. Çok zor sorular soruyorsunuz. Yani bunu, cevap alamıyorum. Bu sorunun cevabını verecek adam da. Mehmet Şimşek'e sorsa o bile tam net cevap veremez sana. Seçim sonrası dolar 23,5'a geldi. Sabitlendi. Vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş neyi düşünsün ki yani? Vatandaşın düşünecek hali yok. Yok mu abi? Yok. Düzelmez mi? Ya dolarla bizim işimiz gücümüz yok zaten. Dolara ulaşacak durumumuz da yok yani. Emekliyiz. Aldığımız maaşı kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Bekliyoruz işte. Kimisi emeklinin maaşını, memurun maaşını, memur emeklisiyim ben. İşte 22 bin liraya çıkaracağım dedi. Ötekisi 21 bin küsür dedi. Şimdi o dediklerini de inkar ediyorlar. Yok biz net demedik, brüt dedik. 17 bin lira falan. Yani halk ne yapsın? Halk çaresiz yani vatandaş. Yahu herkes bir koltuğun peşinde. Halk ne yapsın? Ne olursa düzelir abi. Vallahi ben düzeleceğini zannetmiyorum. Yine sosyal demokrat politikalarla düzelir bu ülke. Düzelirse sosyal demokrat politikalarla düzelir. Yani 70-80 senedir sağ kesim idare ediyor şu ülkeyi. Ama suçlu hep sol kesim. Suçlu hep sosyal demokrat. Mehmet Şimşek'e getirdiler. Düzeltir mi? Büyük umutlarla geldi. Kendi politikalarıyla geldi. Ya öyle bir Amerikalı daha getirmişlerdi zamanında. Rahmetli oldu geçenlerde. Yani Amerika zihniyetiyle, Amerika şeyiyle beraber bu ülke ısmarlama milliyetçi, hakiki Türkiye'yi seven, eden, ülkesini seven, eden insanlarla düzelir. Ama onlardan da kalmadı Türkiye'de, hep terk ediyorlar ya. Yani. O okumuş etmiş insanlar, doktorlar, mühendisler, ekonomistler hep terk ediyor ülkeyi. Yani bu ülke inşallah düzelir yani, ne bileyim. Hani bizim yörede bir tabir vardır. Bir hıyarlık zamanı ömrümü kaldı derler. Gençlere üzülüyorum yani. Torunlarımıza üzülüyorum. Geleceklerini boşlandırdılar. Onlara üzülüyorum yani. Yoksa bize saltanat lazım değil. Bir yerde kırılıp yatıyoruz ya. Kısacık bir ömrümüz kaldı ya. Ben 72 yaşındayım. Dolar 23,5 oldu biliyorsun seçimden sonra yükseldi bir anda. Ne düşünüyor vatandaş? Vatandaş çok mutlu maşallah barakallah seçim bitti biliyorsunuz. Evet. Dolar dünya literatüründe normalde şu anda 40 lira olması gerekiyor. Ancak bizim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk vatandaşını düşündüğü için ve buna bağlı olarak Osmanlı İmparatorluğundaki azınlıkları düşündüğü için doları
düşük tuttu. Yani normalde dünya literatüründe şu anda doların 40 lira olması gerek. Ama 23 lira az. İnsanlar belki İyi panik... Bir şey mi bu, kötü bir şey mi? Harika, muhteşem bir şey. Muhteşem. Şimdi kardeşim ben ticaret yapıyorum. Dolar yürüyerek ticaret yapıyorum. Uluslararası çalışıyorum. Vergimi veriyorum. Herkesin sigortasını, 70 tane çalışanım var. Hepsinin sigortası günü gününde. Maaşı günü gününde. Şimdi ben dolar yürüyerek çalışıyorum değil mi? Dolar düştüğü zaman ben şimdi bunların maaşını nasıl vereceğim? Kardeş, dünya piyasalarına bakın. Şu anda Türkiye'de normalde 40 lira olması gerekiyor. Ama 23 küsür az. 40 lira olması lazım. Daha doğrusu ekonomistler de diyor ki Merkez Bankası'ndaki dolarlar kullanılıyor. Bu da ekonomiyi daha kötü yapıyor deniyor. Hayır, yanlış bilgi veriliyor. Yanlış bilgi. Yanlış mı söylüyor ekonomistler? Yanlış ekonomistler, yani bilmiyorum. Belki yani onlar hakkında şu anda yorum yapmayacağım. Ben profesyonel bir insanım. İş adamıyım. Türkiye'de yaklaşık İstanbul'da 25 yıldır ticaret yapıyorum. Şimdi adam ilkokulu bitirip formaliteden, üniversite bitirip ekonomist diyor. Biz sokak, yani tırnaklarımızla ticaretin içinde büyümüş çekirdekte yetişme diyoruz ya. Onlar diyebilir ama bizim için Türkiye coğrafyasında şu anda faaliyet gösteren, ticaret yapan iş adamları için dolar 40 lira olması lazım. Halk diyor ki şu oldu, bu oldu. Kardeşim herkese devlet yardım ediyor zaten. Elektrik beleş gerekiyorsa, doğalgaz beleş gerekiyorsa. Adam hasta veriyor devlet bakıcısına. Adam hastaysa hastaya maaş veriyor. Herkese yardım ediyor Türkiye Cumhuriyeti. Yani Türkiye Cumhuriyeti şu anda bir numara dünyada. Hiç kimsenin şikayet etme hakkı yok. Eğer şikayet edecek varsa lütfen benim ofisime gelsin. Ben bizzat zaman ayırırım. Konuşuruz yani. Uzun ne uzun. Mesela şikayet eden geldiği zaman neyi anlatacaksın? Biz her şeyi belgelerle... Anlattıklarını mı anlat? Hayır, belgelerle anlatacağız. Belgelerle ve kayıtlarla anlatacağız. Öyle sokakta gidip de yok işte dolar 23 oldu da ben tuvalete çişimi yapamadım. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok yani. Doların şu anda 40 lira olması lazım. Bu iyi bir şey diyorsun. Harika. Muhteşem. Muhteşem bir şey. Yükselsin. Ya dolar yükselsin ki iş adamları iş yapsın. İhracat yapsın. Ve ülkeye kazandırsın. Güzel bir şey tabii ki. 28 Mayıs'ta kim oy verdi? Tayyip Erdoğan'a tabii ki. Ben 48 yaşındayım. Dünyaya gözümü açtığımdan bu yana ben hep sağduyulu kurumlara, partilere oy verdim. Ancak özellikle bu son 14 Mayıs seçimleri ve ikinci turda ben malımı, canımı, her şeyimi feda ettim. Tayyip Erdoğan için feda etmeye hazırım ve o bir dünya lideri. Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Gerileri boş. Bütün dünya karşımızda ama biz Allah'a şükür ki kazandık. Kazanmasaydık belki sen burada olmayacaktın. Ben de burada Neden? Olmayacaktım. Çünkü Amerika gelecekti, gemileri getirecekti buraya. Hepimizi ortalığı terör şurada burada bombalar patlayacaktı. Ve orada bombalar patlayacaktı. Ortalık birbirine girecekti. Elhamdülillah. Sadakallahul azim. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun ki Recep Tayyip Erdoğan kazandı ve bütün Türkiye ve buna bağlı olarak Osmanlı coğrafyasındaki bütün insanlar kazandı. Mübarek olsun.